Lomografi nedir? Hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz? Tabii ki İstanbul'daki Lomografi Embassy Store'dayız. Beraber izleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. İstanbul Lomografi'deyiz Efe Bey'in yanında. Efe Bey'i tanımakla başlıyorum öncelikle. Efe Bey, öncelikle sizleri tanımakla başlayabilir miyiz? Tabii ki, ben Efe Alaçamlı, 26 yaşındayım. 3 aydır burada çalışıyorum. Efe Bey, bize hizmetlerinizden bahseder misiniz lütfen? Burası analog fotoğrafçılık tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek fotoğraf makinesi ve filme ait. Efe Bey, en çok tercih edilen fotoğraf makinesinin özelliklerinden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki, burada yepyeni bir şipşak fotoğraf makinemiz var. Loma Instant Automat. Tüm ayarlarını otomatik olarak yapıyor ve sadece bizim anlık olarak çekip keyfini çıkarmamızı sağlıyor. Evet, kullanışından biraz bahseder miyiz lütfen? Bu fotoğraf makinesi 10'luk şipşak film kullanıyor, 10 pozluk. Ve bunu taktığımızda ortamın ışık koşuluna göre kendisi diyaframını ayarlıyor. Flaşlı ve flaşsız çekebiliyoruz, çoklu pozlama yapabiliyoruz. Sonrasında çıkan şipşak fotoğraf baskısının altına da istediğimiz şekilde not alıp arkadaşımıza veya sevdiklerimize hediye edebiliriz. Türkiye'de Lomografi olarak ilk kez Beyoğlu'nda yer aldınız. Diğer insanlardan en büyük farkınız bu. Bunun içeriğini açarsak buradaki derin, kapsamlı hizmetinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Burada hem fotoğraf makinesi, görmüş olduğunuz fotoğraf makinelerini satıyoruz, hem de fotoğraf makineleriyle çekilen filmlerin banyo ve tarama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun yarı sıra atölye ve sergi çalışmalarımız oluyor. Çeşitli fotoğraf makineleri ve başlangıç, analog fotoğrafçılık başlangıcı için gerekli olan atölyeleri veriyoruz. Efe Bey, bu mesleği neden tercih ettiğinizle alakalı birkaç cümle alabilir miyim? Ben normalde bilgisayar mühendisliği çıkışlıyım. Fakat hobi olarak başladığım analog fotoğrafçılığa yakın zamanda çok daha fazla ilgi duymaya başladım. Bunun da sebebi aslında bu bir hobi olmaktan çıkıyor ve yaşamınızın bir parçası haline geliyor. İnsanlar dijital olarak çektikleri, cep telefonuyla çektikleri fotoğraflardan gerçekten sıkılmış durumdalar. Çünkü onları bir şekilde ana haline getiremiyorlar. Analog fotoğrafçılıkta ise bu tamamen tersi yönde. İnsanlar çektikleri fotoğrafları daha anlamlı ve daha anı yaşayarak çekiyorlar. Efe Bey, insanlar gelmek istediğinde sizi İstanbul Beyoğlu'nda hangi adreste bulacaklar? Galata Kulesi'nin karşısında Serdar Ekrem Sokak'ta tüm analog fotoğrafçılık tutkunlarını bekliyoruz. Evet, ben de bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ticari ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler.